da benim rahmetlinin hanımı, Biricik gelinimiz. Benim oğlan Hakk'ın rahmetine kavuşunca bu dedi ki, baba istersen ben kendi babamın evine döneyim dedi. Olmaz dedim. Sen de benim bir evladımsın. Ben senin yüzünü yere eğdirmem dedim. Şimdiye kadar nasıl yaşadıksa bundan sonra da öyle. Allah ne verdiyse hep birlikte yer içer, yaşar gideriz. Seni de biraz tuttuk bu gece ama artık kusurumuza bakmazsın. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Örtün kızım abi. Ne oldu? Bir şey olmadı. Evinin önüne kadar servis yapacak halimiz yok. Gece yarısında su deposunun orada ol. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Bana bak, para maraysa. Ne parası, çek şunu. Asıl sen kimsin? Bana bak, eğer bunlar Selahattin'in oyunlarıysa... Ne diyorsun sen be? Ne işin var senin burada? Burada yaşıyorum ben. Tesiste çalışıyorum. Asıl senin burada ne işin var? Duydum. Selahattin'in geliniyim ben. Ama sen... Biz seninle barda... Uzun hikaye. Ne alaka ya? Neyse ne. Bir daha asla karşıma çıkmayacaksın. Ne burada ne başka bir yerde. Ben yokum. Senin hayatına girmedim. Sen de benim hayatıma girmedin. Duydun mu? Tamam. Bana bak. Bana bak, sen beni tanımıyorsun. Ben seni bulurum. Yaşadığın yeri öğrenirim. Yedi sülaleni öğrenirim. Senin ağzına sıçarım. Anladın mı beni? Okunu çıkarma istersen. Canımı sıkma. Neyse ne. Ben yokum. Sen yoksun. Oldu bitti, bu kadar. Tek gitme bu saatte, bırakayım seni. Ne dedim ben sana? Ben yokum.
Burası benim çöplüğüm Kadir. Benim çöplüğümü karıştırmayacaksın. Karışma. Karışma. Ben yokum. Uzak dur. Yaran ne? Kadir'im beni bulacak mısın? Baba, bana bisiklet bana al. Bana bisiklet al. Sabret oğlum, sabret. Doğdu mu gülüşüm efendim? Yat yat, daha erken yat. Anne. Ben bir gün babamı bulacağım, getireceğim. Sonra ne olacak? Böyle mi bakacağız birbirimize? O zaman benim eski Kadir'im olacaksın. Ne yapacağız? Hiçbir şey olmamış gibi kaldığımız yerden devam mı edeceğiz? Geçeceğiz. Peki ben ne yapacağım anne? Nasıl unutacağım bu yaptıklarını? Abini ameliyat masasında bırakmadan önce düşünecektin onu. Ben mi bıraktım anne ameliyat masasında abim, ben mi? Babanın başını dertlere sokmadan önce düşünecektin onu. Sanki suçlu benmişim. Tövbe şey, gidin siz hadi. Ya. Bir şey yok, bir şey yok. Hadi gidin. Oh.
Hayrola, ne oldu? Lavabo kırıldı. Lavabo mu kırıldı? Nasıl kırıldı ya koskoca lavabo? Tabak mı bu? Üzerine serçe kondu, kırıldı. Oldu mu? Hop hop. Bir dakika. Bunların hepsi bana zimmetli. Ben yukarıya haber vermeden bunları sana veremem. Senin yukarına ayrı, aşağına ayrı sikerim Servet. Koy şunu şuraya. Söyle yemeğimden keserler. Senin ağzın çok bozuldu ha. Yapma ya. Tüh. Nasıl geçti dün gece? İyi. Fikir alışverişi yaptık efendinle. Terbiyeli olsaydın, adamın canını sıkmasaydın. Sıkmadım, o benimkini sıktı. Büyüğümüz o bizim. Döver de sever de. Tehdit de eder. Ava altından sopa da gösterir, değil mi? Ne yapayım, el pençe divan durayım mı? Dur. Başını önüne eğ. Senden ne isteniyorsa onu yap Kadir. Gerisine karışmam. Tamam. Okuyacağım mı? Al. He? Ya da belki hacı okur. Al. İyi tamam götür be. Zeynep'e götüreceğim. Çok severdi kitapları. Okurken her şeyi unuturdu. Belki yine unutur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Benim telefon etmem lazım. Kartta çalışıyor. He, var mı? Uzun zamandır soran olmadı. Bakayım. Hah. 16 lira. Dokuz lira daha bulacaksın. Yani bundan 9 tane daha getirirsen kart senin. Heh. Zeynep. Hı. Aferin, hallet sen orayı. Yap. Gel gel, gel bak ne göster. Ne göstereceksin? Gel. Ne oldu ya? Gel. Gel bak. Aa, bu ne? Kitap istemediğin kadar bak bir sürü. Hepsi de seveceğin kitaplar bak. Bak. Bak İnci gibi yazmış. Aynı babamın yazısı gibi. Ben sen sevinirsin diye şey yaptım. Sen çok seviyorsun ya kitap okumayı.
Amca seviyorum tabii ki, ondan değil. Ne? Benim gözlerim bozuldu galiba. Ben hiç yakını göremiyorum. Niye söylemiyorsun? Hallederiz. Ben aslında randevu aldıydım. İnternetten de baktım ama GSS ile birlikte de olsa çerçevesi, camı, bir ton masraf amca ya. Tamam. Gerek yok. Ben okumasam da olur. Soğan doğrayabiliyorum salataya. Yani yeter o. Yok, yetmez. O ne demek? Hayır, hayır. Ne kızım? Randevu da almışsın. Niye haber vermiyorsun ya? Hallederiz, tamam. Bir şey değil. Yani dünyanın parası değildir ya bir gözlük. Yani o reçeteye göre değişiyormuş amca. Tamam, hallederiz. Amca yok ya, hiç almayalım. Bak boşuna masraf gerçekten. Olmaz. Kim okuyacak bu kitapları? Ha? Halledeceğiz, tamam. Teşekkür ederim. Okuyacak da ne olacak? Okudu da ne oldu? Sen okudun da ne oldu? Verecek yaşı da geçtiniz. Lisede mezun olduğumda babanla konuştuyduk. Bunların artık zamanı geldi diye. Kübra onu isteyenleri istemedi. Bunu da isteyen olmadı. Sözlerin o biberlerden daha acı, biliyorsun değil mi? Bak benim canımı yakıyorsun. Aldım, kabul ettim. Gözünü seveyim, onlarla uğraş. Biberler size değil zaten. Babana. Turşusunu yapacağım. Fasulyenin yanını da sever. Soğan da sever. Ama kuru olmayacak. Taze soğan olacak. Böyle zarını marını çok iyi ayıklayacağım. Saplarını kısa kesmeyeceğim. Tavşan gibi böyle kemire kemire yer. Şimdi kim bilir nerede? Nerelerde? Karnın aç mı amca diye soranı var. Bir gelişme var mı? Yok. Ama olacak inşallah. Olacak, olacak. Sen merak etme. Ben tarot öğrenmeye başladım. Tarotu nereden buldun ya? Burada. Çok acayip adamsın Ceyhun. Merci. Vallahi bizden kaybolan yok abi. Allah razı olsun. Alo. Benim adım Emin. Ben kayboldum. Ailem beni arıyor. Anlamadım amcacığım. Ben Emin diyorum. Adım Emin. Emin Saruhanlı. Siz beni arıyor musunuz? Ben Emin. Benim adım Emin. Adım diyorum Emin Saruhanlı. Siz beni arıyor musunuz? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. Başka neler çıkıyor burada? Ne çıkmıyor ki? Mesela birileri bir süredir gümüş çatal bıçak takımı atıyor. Ama her gün bir tane atıyorlar. Bir gün bir çatal, öbür gün bir tane kaşık. Onu ya anlamadım. Çok da kıymetli takım ha. En az 50 yıllık, ben anlarım, biliyorsun.
Onları da topladım. Eve götürmüyorsun değil mi? İhtiyacımız yok mu? Geri getir onları. Peki Kadir Bey, siz nasıl isterseniz. Buradakiler de ne anlar ya onun değerini. Anlasınlar anlamasınlar, onlar bizim değil. Geliyorum ben. Buyur. Salih nerede Salih? Bilmem. Nerede? Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Yok, soru sordun, cevap veriyoruz. Bugün gelmemiş. Kankasınız ya. Haberin vardır. Yok, bilmiyorum. İyi, güzel. Söyle ona, kovulacak yakında. Bir dakika, bir dakika. O niye? İki gündür habersiz gelmiyor. Üçüncü de atılır. Olmaz öyle şey. Ben şimdi gider öğrenirim neyi var. Sen de bugün geç gelmişsin zaten. Yövmiyemden kesersin. Zaten her saatin hesabını tutuyorsun ya. Bak şurayı görüyor musun? Orası sizin mıntıka. Ne olacak bu kadar iş? Dağ gibi olmuş. Tek kişi nasıl olacak o? Mecbur bir sonraki vardiyaya kalacak. Onlar da yetiştiremeyecek. Hallederim ben. Senin işini kim yapacak? Daha fazla çalışırım. Mesai bitimine kalırım. Bir sonraki vardiyaya orada kürdan kalmaz. Hem senin derdin ne ya? He? Üzümü yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Salih'i kovmak için elinden geleni yapıyorsun. Derdin ne senin? Asıl senin derdin ne ya? Burada bağda üzümde Selahattin Bey'in. Öyle kafana göre kural koyamazsın. Ayrıca senin bu tavırların... Tamam, tamam, tamam. Sen merak etme. Ben senin tasmanı tutanla konuşacağım. Mesain bitsin, ondan sonra git kimle istiyorsan konuş. Siz. Ne bakıyoruz lan sizle, film mi oynuyor? İşinizin başına haydi. Benim adım Emin. Ben kayboldum, ailem beni arıyor. Krediniz bitmek üzeredir. Efendim? Krediniz bitmek üzeredir. Alo. Nuray abla, bir kapatsana. Salih'ten haberi olan var mı? Ceyhun, iki dakika bir gidip baksana. Ben idare ederim seni. Ne olmuş bir öğrenelim. Tamam. Bu mıntıkanın bugün bitmesi lazım. Kimse mesaisini aksatmasın. Benle kalan olur mu? Evde çocuk bekler Kadir be. Canımız sıkıyor zaten Kadir'cim. Haklısınız abi. Hemen başlayalım, hadi başlayalım. Thank you.
Gönder.